Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle siyah noktalar için evde yapabileceğiniz çok pratik ve çok da uygun fiyata bir maske yapacağız. Genelde siyah noktalar için ya bantlar kullanırız ya da maskeler alınır. O maske ve bantlar da biraz pahalıydı. Ama şöyle bir karbonat bir de jelatin yöntemiyle size çok güzel bir tarif vereceğim. Ama en etkili olanı da ne derseniz de şöyle tatlarda kullandığımız jelatin çok etkili arkadaşlar. Bunu ben de çok denedim. O yüzden videosunu çekip size göstermek istedim. Siyah noktamız çok ise ve ben çok kısa sürede tedavi olsun diyorsanız da bu jelatini öneriyorum. Ona geçmeden önce şunları göstereceğim. Akneyle şöyle arkadaşlar aknede kullandığım sivilce akne için şöyle Vilip'in kükürt kremi, akneyle ise ve bu kremimi kullanıyorum. Bunları, bu kremimi genellikle en çok siyah noktalarda kullanıyorum. Ama bu nasıl? Şöyle bir şey. Kremi kullandığım sürece yok siyah nokta. Bıraktıktan sonra belli bir zaman sonra tekrar oluyor. O yüzden bunu artık siyah noktalarımda kullanmıyorum. Aknede ise benim en çok kullandığım kremlerden biri arkadaşlar. Sivilcede olduğu zaman en çabuk, hızlı bir şekilde yapıyor. Ama bunun bir yan etkisi oluyor. Yüz kızarıyor. İçerisinde antibiyotik özelliği olduğu için yüzü yakma gibi, kızartma gibi nedenleri de oluyor. Bunu da sadece böyle çok az, mercimek tanesi kadar kullanıyorum güneşe çıkmadan. Vilip ise, Vilip zaten kurtarıcı arkadaşlar. Böyle sivilceleriniz çıktığında, böyle büyük büyük sivilceleri olan arkadaşlarım varsa bunu mutlaka denesin. O çıkan sivilcelerin üzerine şöyle küçük küçük bu kremden hafif bırakıyoruz, üstünde duruyor. Sabah sönmüş bir şekilde sivilceleriniz uyanıyorsunuz. Hani bu sivilce kremleri aknele siyah noktalarda o kadar çok etkili olmuyor arkadaşlar. Kökten bir temizlik yapmıyor. Onu göstermek istedim. Sivilcelerimizi geçiriyor ama siyah noktalarımızda o kadar geçirmiyor. Şimdi bunları kenara bırakalım. Jelatini en son yapacağım çünkü jelatin çok çabuk hemen kıvam alıyor arkadaşlar. Yapıp hemen direkt yüzümüze sürmemiz lazım. Onu en sona bırakayım. Karbonatı göstereyim. Karbonat arkadaşlar siyah noktalarımızın üzerinde yavaş yavaş tedavi eden bir ürün. Ben bunu neredeyse 13 gündür kullanıyorum. Siyah noktalarımız geçiyor ama şöyle hani o siyah noktaların belli olan yer kısımları görünüyor. O yüzden çok bir hani tam kökten temizlemedi ama siyah nokta yüzeyini temizliyor. Şöyle bir şey. Hani jelatin kökten alıyor siyah noktayı ama karbonat yüzeysel olarak siyah noktayı geçiriyor. Yani siyah noktası olan bölgeye sıktığınızda bir yağ falan çıkmıyor. Bu da yavaş yavaş tedavi ediyor. Karbonat olanı göstereceğim. Daha sonra jelatin. Eğer yüzünüz arkadaşlar hassas bir cildiniz var ise bunu sadece yüzünüzün belli bir küçük köşesinde kullanın, sonra bütün yüzeyinize uygulayın. Çünkü ben de öyle yapıyorum. Yüz biraz hani dikkat edilmesi gereken olduğu için yüzünüze herhangi bir şey olmasın diye şöyle ilk önce küçük bir kenarında kullanın. Bakın yüzünüz bir hani alerji yapıyor mu yapmıyor mu diye, ondan sonra yapımına geçin. Şöyle bir şişede kullanıyorum. Karbonatı arkadaşlar mutlaka kapalı bir şeyde yapmalıyız ve bir de yaptığımız bu karışımı buzdolabında bekletmeliyiz. Dışarıda bekletirseniz o macun kıvamı gidiyor, kuruyor. O yüzden mutlaka yaptığımız bu kıvamı buzdolabında bekletin derim. Bir çay kaşığı karbonatımı ekleyeceğim. Karbonat normal marketlerden aldığımız o pasta malzemesinin olan bölümlerden arkadaşlar rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bir çay kaşığı karbonatımı ekledim. Soğuk su kullanıyoruz. Bunda arkadaşlar bir çay kaşığı karbonata yavaş yavaş suyumuzu ekliyoruz. Yarım çay kaşığı olacak şekilde su alıyorum. Ekledim. Hafif karıştırıyorum. Yavaş yavaş bu kıvamını verdiğimiz için macunsu bir kıvam olacak. Bir çay kaşığına yarım çay kaşığı su yetiyor. Şöyle göstereyim. Macun kıvamını aldı. Ama bunu arkadaşlar suyla birleştirdikten sonra şöyle ezel gibi içerisinde tam bir kıvamını, özünü alana kadar karıştırıyoruz. Bu yaptığım malzeme arkadaşlar bir haftaki yetiyor. Bunu siyah nokta olan bölgemize sürüyoruz. Sürdükten sonra 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika sonra yıkıyoruz. Ben her gün yaptım. 13 gün sonunda
güzel bir temizlik oldu. Ama dediğim gibi siyah noktayı böyle kökten yerleri belli. Kökten temizlemedi. Kökten temizliği için de jelatin kullandım. Jelatin hemen geçirdi. Şöyle. Hemen kendimi alayım. Şöyle yakından da göstereyim. Macun kıvamını arkadaşlar almış oldum. Ağzını kapatıyoruz. Dediğim gibi kapaklı bir şey kullanın. Çünkü arkadaşlar bu kuruyabiliyor. Çok çabuk kuruyabilen bir karışım. Buzdolabında bekleteceğiz. Kurumaması için her gün rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün. Bunu hemen kenara alayım. Şimdi jelatini göstereceğim. Jelatin arkadaşlar pasta malzemelerine bir zam geldiği için bu da pahalanmış. Şöyle bir şey arkadaşlar, bir paketi 3,5 TL ama ben Bim'de şöyle bir kampanya vardı. 2 paketi olmak üzere 5,50 kuruşa aldığım bir oldu. Zaten bu bir paketi size epey gidiyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bir çay kaşığından tam malzemeyi göstereceğim ama yarım çay kaşığıyla da yapabilirsiniz. Bu jelatini arkadaşlar yapmadan önce ya buhar yüzünüze hafif verin ki gözenekleri açılsın ya da banyodan sonra direkt bu yapacağım maskeyi uygulayın. Daha etkili oluyor çünkü. Normalde yaparsanız da o kadar hani siyah noktaları tam kökünden alamıyorsunuz. O yüzden ya banyodan sonra ya da bir yüzünüzde tencerede su kaynatın, buhar verin, gözenekleri açılsın sonra yapın. Paketimi açalım. Bir tane de kullanmadığınız fırça arkadaşlar. Benim de kullanmadığım şöyle bir makyaj fırçam var. Fırçayla çok rahat sürüyoruz. Karışım yapmadan önce şöyle göstereyim. Çünkü karışım yaptım ve direkt hemen uygulamamız lazım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle jelatininizi arkadaşlar mutlaka şöyle kapalı bir şekilde muhafaza edin. Her seferinde bunu sürdüğünüzde kaşlarınıza gelmeyecek şekilde, göz kısımlarınıza asla gelmeyecek şekilde kaşlarınıza doğru maskeyi sakın vermeyin. Çünkü bayağı etkili. Hani yüzünüzde bir ağda varmış gibi çekip çıkartıyorsunuz. Kaşlarınız o an çıkabilir. Saç tellerinizi alın kenarlarınıza mutlaka dikkat edin. Şimdi bir çay kaşığı jelatini alıyorum. Şeffaf bir paketin içerisinde ben yaptım. Şu ağız kısmını kapatıyorum tekrardan. Aslında yarım çay kaşığı da arkadaşlar yetiyor. Sadece burun bölgenizde siyah nokta varsa yarım çay kaşığı yetiyor. Ben tam tarifi vermek için o yüzden bir çay kaşığı kullandım. Bu bir çay kaşığıyla alın bölgenize, yanak kenarlarınıza, çenelerinize de yapabiliyorsunuz. Sıcak su, mutlaka kaynamış sıcak su. Ben de şöyle termosa bırakmıştım. 3 çay kaşığı da sıcak su jelatine ekliyoruz. Daha sonra hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Kıvamını alsın diye şöyle güzelce bir hızlı hızlı karıştırıyoruz. Çok beklemiyoruz arkadaşlar. Hemen süreceğiz. İyice bir karıştırıyoruz. Karıştığına emin oluyoruz. Sıcak su olmasına mutlaka dikkat ediyoruz. Evet, şöyle bir kıvamımız aldı. Hemen geliyoruz. Siyah nokta olan bölgemize bunu sürüyoruz. Arkadaşlar yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat sonra maske soyar gibi soyup çıkaracağız. Çok güzel kökten siyah noktalarınız temizlenmiş olacak. Mutlaka jelatin tarifini deneyin derim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.